Şimdi abi ilk önce herkese Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatühü. Allah'a herkes bereket versin. Sokaklar tabii karışık. Karışıklıktan ziyade bizim burada İslam alimlerimizin ya da muteber efendime söyleyeyim bu işe soyunmuşların bir kere bu sokaktaki çocuklarla veya dini anlamak isteyen insanlarla birebir ilgilenmesi lazım. Birebir. Birebir. Çünkü hani İslam deyince benim kafamda şöyle bir şey ceyran ediyor. İslam dini, ilgi dini. İslam dini, ilgi dini. İlgi dini. Hı hı. İlgi dini derken, hayatın içerisinde işte bir sürü koşuşturduklarımız, manşetimizi kazanmaya çalıştığımız, işte kiramızı ödememiz lazım falan, efendime söyleyeyim. Ee, bir sürü ciğeri yanan, bir sürü inançla alakalı ibadetlerini yerine getirmeye çalışan kardeşlerimiz tonla soruların işte mutevasi ne olursa olsun, herkes bir şekilde Allah'ın ve peygamberini arıyor. Hani Şem Suresinde buyurduğu gibi Allah Teala, biz her insanı yaratırken Allah'a inanç ve mutluluk duygusuyla, ah. parantez açıyoruz Allah'ı kavrayabilir, akıl kalp yetisiyle yaratırız. Eyvallah. Potansiyel bu bizde var. Yani e, dinle alakası dahi olmayan insanları potansiyel olarak zaten Müslümandır, öyle mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Burada Müslümanın hani bütün peygamberlerin ortak özelliği olan, efendime söyleyeyim tebliğ. Tebliğ de yetmiyor. Tebliğ belki hani ön safhada ilk böyle işte hani bildiğin konuları anlatmak anlamında söylenen bir şey. Şimdi rüya olmasın abi sen bizden nasıl ilgilendiysen anlatabiliyor muyum? Gecemiz, gündüzümüz anlatabiliyor muyum? Oradan işte hani o damdan düşmüşün halinden damdan düşmüş anların karşılığı ilgi değil. İlgi evet. Evet çocuğum oldu elhamdülillah. elhamdülillah. Hanım kalkıyor onu işte emziriyor işte altını değiştiriyor ilgi içerisinde. Çocuk ona göre semeresini veriyor. Büyüyecek edecek bilmem ne yapacak. Onun için biz bugün bizim işte hani İslam adına kendini cihata soyunmuş mücahit abilerimizin efendime söyleyeyim herkesin bireysel anlamda ilk yakınında her kim varsa efendime söyleyeyim ilgilenmesi lazım. Bu ilgiden de kasıt hep ilgiye takıldık belki ama gerçekten abi sokaklar yanıyor. Yanıyor? Yanıyor. Nasıl yanıyor? Uyuşturucu almış başını gidiyor. Sanal müzikler içerisinde milletin zihni zaten yamulmuş. Evet. Burada ben çok entelektüel anlamda bir şeyler söyleyemem ama. Abi Niye Oturduğumuz, zaten? Orası benim efendim alanım efendim, senin alan. Eyvallah aynen, oturduğumuz aynen, aynen. Efendim söyleyin, mekanlarda bilmem nelerde müziklerin bilinçaltına bilinçaltı demek doğru mudur? O kalplere yerleştirdiği <laughs> bir sürü şeyler var. ...e otomatikmen Allah'tan uzaklaştırıcı faktörler hayatımızın alanında çok yüksek. Hmm. Ve bunlara kapılmak çok kolay. O kadar kolay ki şeytanın cazibeleri hep potansiyel açık seni cezbeden şeyler zaten. Üstadın çok güzel bir sözü Üstad. var. Ben onu söylerim hep evde de hanımma da söylerim. Şimdi Allah'tan uzaklaştırıcı faktörler çok diyorlar kendisi. Şimdi o bana bir gün demişti ki hayatımızda Allah'ı hatırlatıcı faktörleri arttırmamız lazım. Şimdi buradan ben ekran başındaki kardeşlerimize seyret yani hepsine sesleniyorum. Bu çok önemli bir şey. Hayatınızda Allah'ı hatırlatıcı faktörleri arttırın. Bu şekilcilik olarak kesinlikle bunu algılamamak lazım. İşte onu anca cahiliye yaşayan bir insan bilir. Aynaya baktığında ne görüyorsun? Şimdi bir Müslüman adam yani doğuştan icahiliye yaşamamış ailesinin içinde İslam beş vakit namazıyla büyümüş falan. Evet. Hiç İslam'ın haram kıldığı yerlerde hiç vakit geçirmemiş, evet. İslam'ın haram saydığı insanlarla muhatap olmamış, hiç onlarla bir ilişkisi olmamış. Fakat aynaya baktığında ne görüyorsun? Şimdi ben işte yani cahiliye yaşamış bir insan için bir önceki halini görüyor, bir de aynaya baktığınızda bile kendinizde, evinizde, iş yerinizde Allah'ı hatırlatıcı faktörleri arttırın. Amin. Unsurlar, unsurlar. Muhtelif her şey olabilir. Her mi? şey olabilir bu. Çünkü Sen ne diyorsun şey, cahiliye her yönüyle Allah'ı unutturucu faktörleri bu şey yani yapıyor çalışıyorsun Yine senin söyleyişin de. Şekil mi içeriği içerik mi şekli değiştirir? Hı. Hani felsefede bu ikisi birbirini tamamlayıcı bir faktör olması lazım. Hı. Yani bu işte hani hem somut anlamda hem de işte efendime söyleyeyim yaptığımız, ilgilendiğimiz alanlarda e, İslam adına bir şeyler ortaya koyduğumuz zaman zaten otomatikman Allahu Teala bereketini arttıracağına inanıyoruz. Hı. E bunu da Kur'anla sünnetle efendime söyleyeyim ee, büyüklerin sözleriyle bunu desteklediğimiz zaman allah Teala'nın bizi tek bırakmayacağını hani ayetinde buyuruyor mealen söyleyeceğiz zaten Arapçam yok hiçbir şekilde kim Allah'ın dinine yardım ederse açık deler Allah da sana yardım eder Amin ben sana yardım eder haşa biz kimiz <laughs> Doğru. bir kul koca bir din var Allah'ın dinine yardım ediyoruz sen kimsin ya Kime yardım çıkıyor ortaya? Burada hani o şuurlu şekilde Allah'ın söylediklerini kavrayabilmek, o kavradıklarımızı da, efendime söyleyeyim insanlarla hani infak boyutunda bakıyorum hadiseyi paylaşmak. E tabi sokaklar yanıyor, tekrar ediyoruz Ciğerleri ciğerlerimiz gerçekten paramparça olmuş. O dışarıdaki o şeytanın faktörleri dediğimiz şeyler hayatın bütün alanlarına girmiş. O gençlerle falan biz muhabbet ettiğimiz zaman sokaklarda,